Merhabalar, Ayşe'nin İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yepyeni bir bayram şekeri modeliyle karşınızdayım. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretini tıklarsanız, yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız, beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi eklemedim arkadaşlar bayram şekerlerimi. Ben ismi bayram şekeri koydum. Bayram da önümüzde yaklaşıyor. Siz de isterseniz isimlerinizi yazarsanız daha önce böyle bir şeyi yapmıştık. Siz ismini bulmuştunuz. Ben de modelimin ismini onu koymuştum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Kulak çöpüyle yapacağım. İsterseniz de tığla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Kulak çöpünün bu uç kısmını kestik makasla. Şimdi iğnemi böyle yanına bıraktım. Büyük iğne kullanırsanız daha rahat olur arkadaşlar. Bu bildiğimiz dikiş iğnesi. Burada parmağımı getirip bu iğneye takılıyıp arkadaşlar. Buraya getirip bıraktım. Şimdi buraya 44 kere saracağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 tane sardıktan sonra şimdi buradaki iğnemdeki ipi ön taraftan 1, 2, 3, 4. 4 kere doladıktan sonra böyle sıkıştırıyorum. Düğümümü attım. Şimdi bu yedek başladığımız ipimi şimdi bunu buradan çıkarıyorum. Buradan iğnemi karşıya geçiriyorum. Sadece ipimi geçirmek için. İpim bu tarafta olsun diye. Şimdi buradan tekrar bunların içinden geçiyorum. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Karşıdaki kenardan. Şöyle ipimi de ortalıyorum. İyice sıkıştırdım. Şimdi buradan kenarlardan tutuyorum. İyice sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çekirdeğimiz oluşmuş oldu. Şimdi tekrar buradan tekrar batıyorum. Buradan battım. Karşıya tekrar düğüm atıyorum. Buradan ipimi buraya getiriyorum. Buraya pırpırlarımızı yapacağız. Düğümümü karşıya attım. Şimdi buraya batıyorum. Alttakine de batıyorum. İlk ipimize de batıp ikisine batıp buraya bir tane düğüm atıyorum. Şimdi buradaki ipime batıp ikisine birden batıyorum. Pırpırımı yapıyorum. Tekrar battım. İkinci pırpırımı yaptım.
üçüncü pırpırımı yapıyorum. İyice sıkıştırdıktan sonra makasımı alıp ipimi kesiyorum. Bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi ekleniş kısmına geçelim. Şimdi eklemesine geçelim. Ben daha önce eklemedim. Çünkü ilk başını yapamayan arkadaşlarımız vardı. Yazıyorlardı ilk baştan başlar mısınız diye. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zürafa yaptım. 5. zürafamı birazcık büyük yapıyorum. Zürafamın içine batıp kenarından bir tane düğüm atıyorum. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Büyük bir pırpır yapıyorum. Yazmamızın 4. başı bitti mi arkadaşlar? 4. başı. Buradan gelip buna eklemek için. İlk başlarken bu şekilde başlayın. Şimdi bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğümümü atıyorum. Tekrar aşağıdaki zürafama batıp yaprağımı yapıyorum. İkinci düğümümü attım. Şimdi üçüncü düğüm için yukarı çıkacağız. 3 tane düğümden yaprağımı tamamlayacağım. 3. düğümümüz attık. Ve aşağıya zürafaya battım. Yaprağımız tamamlanmış oldu. Şimdi buraya tekrar bir tane daha pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte pırpırımı yaptım. Şimdi tekrar 4 tane arada 5.'yi de tekrar büyük pırpır yapacağız. 2 3 4 ve 5.'yi tekrardan büyük zürafa yapıyorum. Şimdi zürafamın içine batıp geri dönüyorum. Burada yaptığım pırpıra batarak ortasını bularak iki ipimi ortalıyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde. Şimdi modelimi alıyorum. İlkin koyudan başlayacağım arkadaşlar. Yazmamızda da bu renkler vardı. Ben de o yüzden bu renkleri tercih ettim. Burası düz yüzü. Şimdi bu yaptığım limon çekirdeğinden. Ben bayram şekeri dedim ama arkadaşlar alt tarafı limon çekirdeği gibi yapılıyor. Geçirdim. Buradaki pırpırıma batıyorum.
Eğer düğümleriniz çok sıkı değilse buraya bir tane daha düğüm atın arkadaşlar. Ben göstermelik atacağım bir tane. Bu şekilde eklemiş olduk. Şimdi burada aşağıya iniyorum. Buraya tekrardan yaprağımı yapıyorum. Küçük bir pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Tepesine düğümümü attım. Ve 3 tane düğümden yaprağımı tamamlamış oldum. Şimdi tekrar buraya batarak pırpır yapıyorum. Daha sonra eklemek için bunu unutmayın ki arkadaşlar, ekleyecek pırpırınız olsun. Bu şekilde pırpırımı yaptım. Bitince çok şık duracak. Şimdi tekrardan zürafalarımı yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5.'yi büyük yapıyorum. Şimdi 5. zürafaya batarak geri dönüyorum. Tekrar pırpırıma batıyorum. Ve ortasını buldum. Şimdi koyunun yanına açsın diye renkli ikinci rengimi yapıyorum. Tarafı burası düzü. Şimdi düz tarafından geçiriyorum. Pırpırlarımı önden yaptığım için burasını düz olarak kabul ediyorum. Şimdi tekrar pırpıra batıyorum. Ve tekrar yeşil pırpıra bir kere daha batıyorum. Aşağıya zürafaya batarak ipimi indiriyorum. Şimdi tekrardan yaprağımı yapıyorum. Galiba anlaşıldı arkadaşlar nasıl olduğu da. Şimdi ben bütün hepsini ekleyeceğim. İnşallah son bölümde görüşmek üzere diyelim. Şimdi olmasa bir renk daha ekleyelim, ondan sonra renklerin de nasıl
eklendiğinde konuşmuş oluruz. Şimdi koyuydu bu arkadaşlar. Bunun yanına böyle açsın diye canlı olan rengimi koydum. Bütün yazmamda bu renkler mevcut. O yüzden bunları tercih ettim. Yazmamı da unutmazsak gösteririz. Bazen unutuyorum. Bu iplerde hepsi altın başak. Polyester ip arkadaşlar. Şimdi pırpırımı yapıp tamamladım. Dördüncü, dört tane buraya zürafa yapıyorum. Ara kısmı. Dört. Şimdi beşinciyi. Beşinciyi büyük yaptım. Rahatlıkla sığsın diye yaprağım. Şimdi içine batıp kenarından düğümümü attım. Buradaki yaptığımız pırpıra batarak ortalıyorum ipimi. Şimdi bunun yanına mavi rengimi ekleyeceğim. Mavi olanı alıyorum. Düz tarafını. Burası düz. Buradan geçiriyorum. Tekrar buradaki pırpırıma batıyorum. İyice sıkıştırdım. Tekrar pırpırıma batıp bir kere daha düğüm atıyorum. Ve aşağıya zürafaya batarak ipimi çok çekerek indirmiyorum. Bu şekilde yaprak yapıyoruz, devam ediyoruz. Ben şimdi diğer renklerimi de hepsini ekleyeyim. Bunun yanına da arkadaşlar açık rengimi ekleyeceğim. Bir tane daha açık rengim var. Bu biraz koyu kullandım. Bunu biraz daha açık kullandım. Şimdi mavi koyu olduğu için bunun yanına da bu açık rengimi ekleyeceğim. Hepsini ekleyip bitirelim. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar benim modelim bitti. Son hal böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.